Selam gençler, ben İrfan. Bugün Sinema 4D'de düşük çokgenli bir manzara resmi yapacağız. Şuradan bir tane yuvarlak ekliyorum. Bunun boyutunu 250 yapayım. Segmenti, yani detayları 100 olsun. Tabii şu düşük çokgenli olacağı için hatlarının belli olmasını istiyorum. Onun için backspace silme tuşuyla şunu siliyorum. Belli oluyordur galiba. Yani şunu silince hatlar belli oluyor. Bunun tipini de değiştiriyorum. Şuradan Render Perfect, şunu da kaldırıyorum. Tamamdır. Şimdi bunun bir obje olması lazım. Objeye çevirmem lazım. Kısa yol C veya şuradaki araçlar sekmesinden de yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi bunun poligon azalması yapacağız. Efekti poligon azaltma, poligonlaştırma. Bu detayları azaltıp çoğaltıyor. Ne kadar yüksek olursa detay o kadar az olur. Ne kadar az olursa detay o kadar çok olur. Mesela şöyle. Tamam. Böyle iyi. Şimdi buna girintili çıkıntılı yapmamız lazım. Bir ada olacak bu. Buradan da Displacer'ı ekliyorum. Shading'e geliyorum. Şuradan Noise. Bunu seçiyorum. Tabii şu yüksekliği ne kadar çok yaparsınız, derinlik, girinti çıkıntı o kadar fazla olur. Tamam. Son olarak da MoGrab Effector Random. Şurada gördüğünüz efekti atıyorum buraya. Deforme et. Poligon. Buradan tabi ayarlayabiliyorsunuz parametrelerden. Çok fazla olmasın. Tamam. Güzel oldu. Şimdi şuradan bunu seçiyorum. Şu tek tek detay seçiyor bu. Her neyse, sağ tıklıyorum. Brush diyorum buna. Şuradan radyusu, yani büyüklüğünü birazcık küçülteyim şunu. Çok. Pardon, 40. 30 iyidir. Bunu surface yapıyorum. Şuradan constant yapıyorum. Şunu da eksi yapacağım. Çünkü bu %100 olunca dışarı doğru çıkıntı verir. Eksi yapacağım bunu. Hatta birazcık daha vereyim. Tamamdır. Tam şu ortadan ikiye. Şurada gözüküyor. Tam şuradan şöyle böleceğiz bunu. Şu alt tarafını sivrileştireceğim. Onun için yapıyorum bunu. Şöyle, şöyle. Tabi sadece bu açıdan yaptım bunu. Daha çevirip çevirip her tarafını sivrileceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şurası şöyle oldu. Şuradan da birazcık sivrileştiriyorum. Hızlı hızlı yapıyorum. Şurada sallamasyon oldu biraz ama idare edeceğiz artık. Tamamdır. Şuradan birazcık daha kısabilirim hatta şunu. Detaylar birazcık daha fazla gözüksün diye. Tamam. Şu üst tarafı şimdi düzlememiz lazım. Bir tane küp ekliyorum. Şimdi boyutunu birazcık büyütelim. Ya F1, F2 ile diğer çalışma alanlarını da görebilirsiniz. Mesela F3 yapalım. Tam yandan görünümü. Şunu birazcık yukarı alacağım.
Bunu ne için yapıyorum? Çünkü şu tam kesişme noktası, şurada belli oluyor galiba küp. Şu tam kesişme noktasını, şu tarafını görünmez yapmak istiyorum. Bunun için de şuradan wall'u seçiyorum. Yani basılı tutunca bütün ayarlar, efektler çıkıyor. Şunları bunun içine atıyorum. Tamamdır. Güzel oldu burası. Şimdi şuna bir renk ekleyelim. Şöyle birazcık cansız mat bir renk. Hatta birazcık daha şöyle. Tamam. Şimdi buraya bir tane daha ekleyelim. Basılı tutuyorum. Şuradan Landspace'i seçiyorum. Şunu birazcık küçültelim. Şunu da aynen şurayı kaldırıyorum. Şunları kafa karıştırmasın. Düz hesap yapalım. Yüksekliğini arttırıyorum biraz. Şöyle. Şunları da yani bunlar segmentleri ya detayları oluyor. Şunları da birazcık kısalım. Şöyle yerin altına tıkıştırak bunu. Tamam. Tekrardan bunu da poligon yapacağım. Yani böyle kare kare olmasın diye. Şunu birazcık azaltalım. Tamam. Şuradan F2 ile bakalım tam içeri girdi mi girmedi mi? Tamamdır. Cuk diye oturdu. Şöyle birazcık daha köşeye alalım. Şu arka tarafı zaten gözükmeyecek. Kamera açısı tam böyle olacağı için pek sorun olmaz. Şimdi bunun da bir rengini ayarlayalım. Şöyle. Buna da böyle bir renk ekleyelim. Tamamdır. Şunları isimlerini değiştireyim kafa karıştırmasın. Daha rahat olur çalışma adına. Şuna daha bir diyelim. Kopyalayıp yapıştırıyorum bunu. Şurada gördüğünüz set bu değişik değişik türde dağları gösteriyor. Farklı farklı türde. Mesela şunu ne tarz yapalım? Böyle iyi. Tam da şunun içine dursun. Şu ikisini birazcık arkaya alayım. Şu küpümüz birazcık ufak kalmış şuralara. Şu küpü birazcık büyütelim. Tamamdır. Şimdi bu ikisini kopyalıyorum. Yapıştır diyorum. Şöyle birazcık. Tamam. Şuna da bir tane daha butonun birazcık daha açığını koyacağım. Şöyle CTRL yaparsanız çoğaltıyor bunu. Tamamdır. Şuradan şunları sileyim. Şunu birazcık arkaya alayım. Şöyle. Tamam. Şimdi şu dağları
Alt-G tuşu ile bir grup haline getiriyorum. Şunu da sonra şunu bir çoğaltayım. Şurada dursun. Tamam. Şunu birazcık daha arkaya alıyorum şöyle. Şu dağ biri değiştireyim. Şu yüksekliğini birazcık daha arttıralım şöyle. Tamam. Şunu da değiştirelim. Güzel oldu bu böyle. Bunu da birazcık öne alalım şöyle. Tamamdır. Şimdi bunu da kopyalıyorum. Şunun içine atalım renkleri. Hafiften şöyle döndürüp birazcık da geriye alalım. Tamam. Tekrar Alt G tuşuna basıyorum. Bu ikisini de bir grup haline getirdim. Tane daha şu en sol köşeye şöyle dağlarımızı koyalım. Şunu birazcık daha ufaltayım, hatta hepsi aynı şekilde boyutta olmasın. Nerede? Şu mu? Yok, bu aynen. Şu ikisini seçip şöyle birazcık öne alalım. Şu çıktığı yer gözükmesin diye. Şunu birazcık şöyle yapayım da. Tamam, bunları da bir değiştirelim. Şeklini, şemalini. Bu güzel oldu. Şunu da farklı bir şey yapalım. Aslında fena değilmiş. Ama birazcık da içeri almam lazım. Bunu küçülteyim birazcık da. Tamam. Bu da sağ taraftaki dağ olsun. Şu an tamamladı. Dağlar tamam oldu. Şimdi çam ağacı vesaire ekleyeceğiz. Koni. Bunu seçiyorum. Bunu ufaltmam lazım tabii bayağı bir. Şöyle bir 20'ye 5. Tamam, güzel oldu bu. Şunu da siliyorum. Şunu azaltayım biraz. Koni, bu çam ağacımız bizim. Rengini yeşil yapalım şöyle. Tamam. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Bu da bunu birazcık daha küçülteyim hatta. Şöyle bunu da kahverengi yapayım.
ağaçları da birleştiriyorum. Çam ağacı. Şurada F3 ile yan taraftan görsel açım tam oturtmak için şurayı. Şu öne alalım birazcık. Şöyle önde dursun. Çok mu büyük oldu ya şunu? Birazcık küçülteyim. Tamam. Şimdi bunları çoğaltıyorum, böyle etrafa yayalım. Bol bol ağaçlı bir yerimiz olsun şöyle. CTRL, CV, CV falan diye şöyle yardıralım şuraları şöyle. Silelim. Tamamdır. Şu cam ağaçlarını birazcık öne alalım ya. Şöyle shift ile hepsini çekip birazcık içeriye doğru. Tamam. Birazcık önlerde dursunlar. Şuradaki hangisi ya? Ha, şu. Bunu sileyim. Şunu da birazcık daha öne alalım. Tamam, cam ağaçlarımız da tamam. Şimdi güneş ekleyelim buraya bir tane. Bunun için de aynısını yapıyorum. Şunu kaldırıyorum. Birazcık küçülteyim şunu. Tamam. Bunu da objeye çeviriyorum. Oops. Şuradan bunu atıyorum ve bunu birazcık küçülteyim. Arkaya doğru birazcık atalım bunu. Bu bizim güneşimiz. Güneşimiz için de bir tane renk koyalım şuna. Şöyle birazcık turuncuya doğru. Tamam. Bu bizim güneşimiz oldu. Şimdi bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Birazcık küçültmem lazım şunu. Şuradan da. Tamam, bu da ay olacak. Şunu birazcık geriye alayım böyle. Şu güneşimizi de birazcık daha geriye çekeyim. Bu da ay olacak. Şunu da böyle. Tamam. O iyidir. O biraz
birazcık daha mat yapalım ya, karartalım birazcık da. Şimdi bulut eklememiz lazım. Şunu güneşleyelim. Şunları da Alt G tuşuyla çam ağaçları. Şu da ay. Tamam. Toparladık etrafı. Şimdi bir tane daha shape oluşturuyorum. Bunu da bayağı bir küçük yapayım. 10, 15. 15 tamamdır. Bunu da siliyorum. Tekrardan aynı şeyleri yapıyorum. Bunu küçülteyim birazcık. Detayını azaltalım. Bunu da aynı poligon ekliyorum. Şunu shape yapalım. Azaltalım bunları biraz. Tamam. Ama şunu birazcık daha küçültmemiz lazım. Şöyle bir tane bulut rengi. Açık bir renk. Çok da beyaz olmasın ya. Tamam. Bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Şöyle. Bunu birazcık ufaltalım. Hepsi aynı boyutta olmasın. Şunu da birazcık ufaltayım. Buradan. Tamam. Şunları birleştiriyorum Alt G tuşuyla. Bulut. Şu kameramızı da ayarlayalım da tamam. Şöyle bir tane kamera ekliyorum buraya. Kameram tam böyle gösterecek. Şimdi bu bulutu çoğaltalım. Şöyle etrafa metrafa. Atalım birazcık. Sen şöyle dur. Kaç tane daha şuralara? Oh, çok çok geriye gitti. Gel buraya. Seni ufaltayım birazcık. Bakalım mı? Tamam. Şunları da birleştireyim. Bulutlar dedik. Şimdi güneş ekleyeceğiz buraya. Time location. Şunu birazcık değiştirelim. Saat. Güneşimizi şöyle alalım biraz. Tamam. Hatta şunu saat 11 olmasın ya. Nerede koordinatları? Bu iyi. Şimdi bir tane ışık ekliyorum. Güneşten çıktığı için ışık. Şöyle güneşin içine koyalım.
rengini bunu birazcık sarı yapalım. Şimdi render ayarlarımıza gelelim. Şunu 1500'e 1500 olsun. Burada alpha channel'ı işaretleyin. Şu arka plan istemiyoruz çünkü. Bunun için de PNG yapıyorum. Nereye kaydetsin? Masa üstüne deneme. Efektlerden ambiyansı seçiyorum. Bir de global. Aynen. %1 yapalım. Şimdi tam şöyle birazcık da yakınlaştırayım. Tamam, ben render alıp geliyorum o zaman. Render aldım. Görüntü aynen bu şekilde. Şimdi bunu bir resim haline getirelim. Hani göze güzel bir gözüksün. Şuradan arka plan rengimizi seçelim. Birazcık da tamamdır. Şimdi yeni bir katman oluşturdum. Şunun ismini BG diyelim. Gölge ekleyeceğiz. Şu bütün kesişim noktalarını seçmesini istiyorum. Şu dış yerlerin CTRL basılı tutarsanız CTRL'yi bütün resmi seçer. Şimdi gölgeye geliyorum. Fırçamızda şöyle bunu %40 yapalım. Şunu da 40'a 70. Tamam. Bu layer seçili. Birazcık da kapalı bir renk yapalım şunu. Tamamdır. Şuralara şöyle gölge ekleyelim. Şunu şöyle yapalım. Birazcık yakınlaştırayım böyle. Tamamdır. Şuralarda böyle aralara gölgeleri yapıştırayım. Tamamdır. CTRL-D ile seçim noktalarını kapattım. Şimdi bunu kaplama diyorum. Şunu da birazcık yumuşak ışık %25. Tamamdır. Şuradan eğrilere geliyorum. Kırmızıyı birazcık kısalım. Tamamdır. Şuradan parlaklığı birazcık ayarlayayım.
Çok kıstık. Şunu birazcık açayım ya. Tamam. Şimdi burada fotoğraf filtresi. Şunu şöyle yapalım. Alt tuşuna basarsınız. Gördüğünüz gibi yani yapmak istediği kırpma maskesi neredeydi o? Kırpma maskesi oluşturuyor, yani şunu birleştiriyor, bu efekti şu resme göre ayarlıyor. Ama yapmayacağım şunu. Ups. Kapat şunları ben. Hah. Arka planla uyumsuz oluyor çünkü mesela şimdi bir de nerede şunu seçiyorum. Şuradan mavi. Pembe. Şunu kaldırayım aradan. Tamamdır. Şimdi buraya bir tane şekil ekliyorum. Şunun iç rengine. Bu dış rengi olmasın. Şöyle getiriyorum. Ya bunu şekilden çıkartıp normal bir resim haline getiriyorum. Katmanı rasterleştir. Şunun opaklığını da %70 yapalım. Birazcık daha arttırayım. 90. Tamam. Şuraya bir tane daha ekleyeceğim ya da şuradan yapalım ama. Birazcık sarı yapacağım. Hatta şöyle yapayım, bunu sarı yapayım. Neredeydi bu dikdörtgenimiz? Buraya bir tane yazı yazacağım şimdi. Şunu açayım. Gündüz ve gece diyorum. Şunu siyah yapalım. Büyütelim şunu böyle. M tuşuna basınca M'ye işaretleme aracı çıkıyor. Şunu seçiyorum şöyle. Yani bunu tam ortalaması için. Görmüş olduğunuz gibi hoş bir düşük pikselle manzara resmi yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.